Sehr verehrte Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Bitte legen Sie Ihren Einkauf bereits auf das Kassenband. Sehr verehrte Kunden, wir öffnen... Herkese Augsburg'dan selamlar. Bugün markete gidiyoruz. Benzerini çokça gördüğüm videolardan çekmek istiyorum ama kendime de hatıra olsun diye. Çünkü koronavirüsü sürecinde fiyatlarda değişme oldu mu olmadı mı, öncesi sonrası şeklinde bir kıyaslama yapma şansı bulacağım. Hazırsanız yavaş yavaş içeri girelim. Bu arada market hazırlığımı da paylaşayım sizinle. Market torbası zaten Almanya'da, burada kendiniz kendi torbanızı getiriyorsunuz. Torbalar Türkiye'deki bir ücretle, uzun zamandır yani Türkiye'de yeni geçildi buna. Kendi torbamı götürüyorum. Bu naylon olabiliyor, bezden olabiliyor, kağıttan olabiliyor. Genelde işte kağıt olan 10-20 cent, naylon olan 50-90 cent, bez olan biraz daha pahalı olabiliyor. 1,5-2 euroya kadar. Ayrıca depozitli şişede getiriyoruz. Bunlar da daha önce bir videoda paylaşmıştım. 0,25 cent ücreti var. Onu da şimdi birazdan, yani bir tane vardı, onu da getireyim, göstereyim istedim size tekrar. Hemen marketlerin yanında böyle bir kısım var. Genelde 2 tane 3 tane olabiliyor. Buraya elinizdeki plastik edeceğim bir şeyi. Bu şekilde içi boş. Kapaksız da olabiliyor da bu. Genelde şu barkodlu kısım olsun yeterli. 25 centlik. Bunu atıyorsunuz. Sonra size bağış mı yapmak istiyorsunuz yoksa nakit olarak mı almak istiyorsunuz diyor. Ben alıyorum diyorum. Buradan bana fişimi veriyor. Bunu kasaya verdiğinizde ya yaptığınız harcamadan düşüyorlar ya da nakit olarak da alabiliyorsunuz. Hiç almadım. Genelde harcamadan düştü. Bu arada market arabası almak mecburi. Bir de maske takmak mecburi oldu. Maskesiz ve market arabası olmadan içeriye giremiyorsunuz. Satışlarda görevliler sizi uyarıyorlar. Kendi listem var. Genelde burada indirimli ürünler oluyor. Kendi listemi tamamlayarak gitmeye çalışacağım. Arada da ekstra ürünleri gösteririm. Tam sezonu gelmedi ama indirimde. Burada daha geniş yapraklı oluyor. Burada küçük küçük oluyor. Domates kilosu 69. Domates alıyorum. Önce size göstereyim. Sonra kendim alacağım. Evet, salata. Bugün bayağı indirimli. Salata burada bu şekilde. Yani biraz büyük diyeyim. Yani diğeri de var ama genelde bu şekilde oluyor. $0.39. Mantar 1.39 cent, 350 gram. Domates bu olabilir. Yarım kilosu 1.29 cent.
Bir yerleri de var tabii. Bir yerden çok söylemiyorum. Armut 1.89 1 kilosu. Elma 3 euro. Üzüm 2 euro. Yarım kilo muhtemelen. Şimdi 2.69'a var şöyle. 1 kilosu. Mango var. Tanesi 3'lük adet oluyor. Tanesi 1.79 mango. Karpuz genelde yaza doğru adet satılıyor ama burada şu an kilosu 1.39 sent. Evet, kavun 2.79. Ananasın fiyatını göremiyorum. Genelde karışık salata alıyorum. Karışık salata 1.11. Bebek mi oldu ya? Bu da 1.19. Normalde daha uygun oluyor. Bugün biraz yüksek. Ekmeklerden de aldığım tost ekmekleri var. Bunu da geri gelmişken söyleyeyim. Eğer son kullanma tarihine yaklaşıyorsa indirimli oluyor. Mesela %50 indirim var. Fakat son kullanma tarihi de muhtemelen bugün olabilir. Ona da bakayım. Evet, son gün yani bugün. Son kullanma tarihi. Onun dışında da diğer ekmeklerden de var. Ayrıca burada da ekmekleri bu şekilde alıyorsunuz. Onu da hemen göstereyim birazdan size. Evet, genelde benim aldığım ekmek bu oluyor. Katkısız olmasından dolayı. Ekmeği alırken şurada boyuna göre torbalarınız var. Şimdi koyamayacağım tabii onu. Şimdi buradan ekmeklerinizi yana doğru bırakıyorsunuz. Evet, daha sonra buradan torbaya koyuyorsunuz. Listemde olmayan diğer ürünleri de göstereyim size. Taze fasulye var. Pırasa var. Havuç, Almanya'da havuç ve patates. Almanların kültüründe olan en çok sebzelerden bir tane alabiliriz. Güzel, 3.69. Dolmalık güzel, karışık. 2.39. Bunlar normalde çok indirimde oluyor fakat bugün biraz yüksek geldi bana.
Patlıcan alabiliriz. Biraz daha sonra poşeti koyacağım. Kabak 2 euro. Çocuklar için şöyle yapmışlar. Yani daha minikleri mesela muzun küçüğü, domates, çeri domates. Havucun yine aynı şekilde mini. Gramajı da mesela 250 gram falan olması lazım. 200 gram, 99 cent diyor. Yeşil soğan var. 59 cent. Patates 2,5 kilosu 1,79 ama küçük. Bunlar küçük patatesler. 1,69 2 kilosu. Soğan 1,49 2 kilosu. Tatlı patates var. 2 kilosu 3,49. Biz genelde bebeklere veriyoruz, bebeklerimize, çocuklara. Evet, mısır 2 tanesi 2,49. Sarımsak 200 gramı 1,29 sarımsak. Bu arada muz aldım biraz önce. Muzda bio olanı 1,69, normali 99. Muzun kilosu. Muz genelde Almanya'da uygun oluyor. İndirimli yine ürün vardı. Ispanak. 1,29 ıspanağın. 500 gram. 1,29. Karışık domates var. 1 kilosu. 1 kilo mu? Yok. 500 gramı. 500 gramı 2 euro. Evet, şeker. Şekerin 2 kilosu 1,19. Evet, yumurta genelde benim aldığım onlu gezen tavuk yumurtası alıyorum. Fakat o da genelde olmuyor. Bugün gezmeyen tavuk yumurtası onlusu 1,29. Bu şekilde onlu oluyor. Türkiye'de 20'li oluyordu zannedersem. Evet. Ya her ürünün bir de burada biosu var Almanya'da. Bir normali bir biosu. Bir de birazdan şeyi göstereceğim size. Vegan ve vejetaryen olayını. İki farklı ürünü alıp göstereceğim birazdan. Hemen yumurta reyonunun yanında da yağlar vardı. Yağlarda ayçiçek yağı ve rapsol var. Ayçiçek yağı 99 cent. 1 litresi 99 cent. Bu şekilde 1 litre 99 cent yağın ücreti. Yağ da çok uygun burada aslında. Zeytin yağı. Sirke bölümü. Şöyle genel göstermiş olayım. Listemde olmadığı için çok bakmıyorum. Lipton Ice Tea 1,5 litrelik 1,39 cent. Evet, farklı bir markanın Solevita'nın. Ice Tea ise 69 cent.
Ve bunlara artı bu plastik şey ücreti de ekleniyor. 0.25 cent. O şekilde alıyorsunuz. Sonra şey geri getirdiğinizde geri ödüyor. Pepsi, 7-Up'lar 99 cent. Evet, genelde burada aldığım ürün bu şekilde üzüm suyu. Direkt kipresit yani katkısız oluyor. %100, Türkiye'deki %100'ün karşılığı. %100 meyve suyu değil de meyve. $1.19'du. Portakal $1.59. Evet, şekere tekrar geri dönelim. Şimdi Almanya'da özel hayatın gizliliği konusu var. Bir de kamusal alan meselesi var. Yani kamusal alanda özel hayatı çok çekemiyorsunuz. İnsanların yüzlerini ve onlara ait olduğunu gösteren eşyaları çok paylaşamıyorsunuz. Bu şikayet konusu olabiliyor. Onun için mağazalarda, sokaklarda kamera olmaz. Yani garip bir durum aslında da. Kamera yok yani Türkiye'deki kadar diyebilirim. Bu hırsızlık olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece insanlar kendilerine ait görüntünün çekilmesini ve paylaşılmasını istemiyor. Un 1 kiloluk paketlerde un 39 cent. Bu market fiyatları korona sürecinde bir ara bir 10 cent değişti gibi geldi ama şu an un daha uyguna geldi ona. Yine listemde yok ama çekeyim. Makarna 500 gramlık paketler 45 cent. Makarnanın ücreti. Burada da genelde BİM'lerde olduğu gibi değişik ürünler oluyor. Sezonluk. Evet. Deniz için set. Buna çok uygun bulmuyorum ben. Bazen kılık kıyafette olabiliyor ama genelde çok indirimli ürün gibi gelmiyor bana. Yani Amazon üzerinden daha uyguna bulabiliyorum. Güzelmiş. Örneğin deniz yatağı aldım Amazon'dan. 8 euroya ve bu ölçü olarak bunun belki iki katı aynı fiyata burada da var. Buradan krem peynir alacağım. Göstermek istediğim bir konu vardı. Ürünlerde genelde bu şekilde vejeteryan vejeteryan ya da vegan olduklarını belirten işaretler oluyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Vejeteryan hayvansal ürün kullanılmaması. Vegansa hayvansal ürün dışında o hayvandan elde edilen ürünün de kullanılmaması. Mesela et, tavuk yok ve onlardan elde edilen ürün de yok. Mesela yumurta da yok. Hatta veganlar şeye de dikkat ediyor. Kılık kıyafetlerinde de yine hayvana ait ürün kullanmamaya çalışıyorlar. Benim aldığım ürün oydu. Ondan bir tane daha alabilirim. Philadelphia'da güzel bir ürün fakat indirimde değil.
Mozzarella da olabilir. 220 gram mozzarella 69 sent. Gram light peynir. Bunun normali de olması lazım. Evet. Evet, süt 3,5 yağlı, %3,5 yağlı 73 sent. Farklı markalar da var yine. Benim aldığım genelde bu. Yoğurt da yapılabiliyor. Burada çiftliklerden de süt alabiliyorsunuz. Onun fiyatı da 50 sent gibi oluyor. Fakat bu benim aldığım da yine günlük süt. O da 73 sent zaten. Bir de burada Milchreis'ler var. Sütlaç diyebilirim. 200 gram. 200 gramı 29 sent. Yine orta rayondaki bazı indirimli ürünler bunlar da. Değişik bir marker. Lidl'da bir de böyle bir reyon var. Yani genel bütün ürünlerden taranıp hepsinin bir araya konduğu kendi reyonları da var normalde de. Bir de böyle bir reyon yapıyorlar. Bu bir de arka tarafında da aynı şekilde var. Heinz ketçap 2 euro. Gramajı da 875 milim. Mili. Kuru yemiş bölümü, çok uğradığımız bir bölüm genelde. Evet, tam da indirim gelmiş. 200 gram ceviz içi 2 euro. Euro. Evet. 2,49. Fıstık 79 sent. Badem içi var. $2.49. Kaju. Genelde kuru yemiş de uygun sayılır. Bir de sezonluk değişmiyor, yani fiyatı sabit genelde. Cips 79 sent. Ve bebek maması genelde 1 euro ya da 95 sent arası.
Bebek bezleri ben 5 numara alıyorum. 6.69 44'lüsü. Onun dışında ıslak mendil 80'li 99 sent. Bunlar genelde kampanyalı oluyor. 4 tanesi 3 euro şeklinde. Ama tekli alındığında 99 sent. Çöp torbası lazım. Evet, 60 litrelik 25'li 1.80. Onun dışında beyaz almam gerekiyor. 25 litrelik bu. Bunun fiyatı da 55 sent. Burada da yağlı kağıtlar var. Şöyle göstermiş olayım. Ağız temizleme suyu. Diş macunları. Ortak markalara bakıyorum var mı diye. Head & Shoulder şampuanı 400 milim. 4.75. Bu Lidl'ın kendi ürünü. Kendi markası. Türkiye'deki Bim Cola gibi. Le Cola gibi. Evet, sıvı el sabunu. Buna 10 sent zam geldi. Onu fark ettim. Normalde 55 sentti. Oda kokusu var. 150 ml'lik 1.69. Yine aynı şekilde mutfak banyo temizlik ürünleri var. Bu da yine Lidl'in kendi ürünü. Bulaşık deterjanı. 40'lı 2.95. Ama çok sağlıklı temizlediğini söyleyemem. Pril var. 1.35. Gramajı biraz az yani. 500. 1.35. Bebek şampuanları var. Onu almam gerekiyor. Küçük ama şimdilik bunu alacağım. Almanlar da su kültürü var. İnsanlar burada düzenli olarak su alıyorlar. Fakat suları da bölge itibariyle en temiz su. Augsburg'da yaşıyorum ben. Augsburg'un suyu düzenli olarak test ediliyor. En temiz su olarak seçiliyor. Fakat insanlar genelde su alıyorlar. Sularda da çok çeşitli. Yani gaz oranına göre çeşitlilikleri var. Bir şey de belirteyim mi? Mesela bu küçük şişe olması ya da büyük olması fark etmiyor. 0.25 sent depoziti var. Bunların gaz oranı farklı. Yani sular kireçli. Onları da bir videoda tekrar bahsederim. Kullandığınız bütün ürünler evdeki işte çay demlediğimiz için çaydanlıklar genelde kireç bağlıyor. Buradan da benim aldığım ürün bu. Gazsız sade su. Burada da mevsim, çiçek mevsim, bahar. Bununla alakalı ürünler. Genelde fiyat 5-6 euro. 4-5-6 euro çiçek ücretleri. Bu da daha büyük boy. Filan şeker tohum da satılıyor bu dönemde. Bir
Bitte legen Sie Ihren Einkauf bereits auf das Kassenband. Ücretini göremedim ama güzel duruyor. Çikolata bölümü Milka. Düne kadar indirimdeydi. 1.79'da 2.99 olmuş. Bu 300 gram olması lazım. 3 euro şu anki ücreti. E, 100 gramlık örnek çikolata 59 sent. Ortak ürün, ortak marka bakıyorum bir yandan. Milka'nın böyle bir ürünü var. %51 indirim var şu an. 1.11, 1 euro 11 sent. Snickers'lar var, evet. Beşli Snickers Mars paketi 1.89. Gramaj olarak 250 gram. Toplam mı acaba? Evet. 50'şerden 250 gramlık paket 1.89. Kinderler var. Yine Mars var. Biraz daha meyve almam gerekebilir. Meyvelere bakayım tekrar. Greyfurt 89. Yalnız tanesi şu an portakal 2.29 kilosu. Portakal çok düşmüyor Almanya'da. Yani sezonu gelse de gitse de çok değişen bir ürün değil. Belki mango alabilirim bir tane. Kivi de 2.69'du. Çay reyonu. Çaylar genelde uygun. Şu bölüm bitmiş. 40'lı paketler. İşte gördüğünüz üzere fiyatlar çok da yüksek değil. Yine çeşitli aroma çayları. Yani bio olmadıktan sonra genelde 1.69 sent. 1.79. Dondurma reyonu. Ortak Magnum var. Magnum 6'lı bir tanesi 110 mili olacak şekilde 3.59'a. Farklı markalar da var yine. Magnum'un fiyatı öyle. Vegan ürün var burada. Vegan dondurma. Şu an indirimde 2 euro. Burada aldığım bir dondurma vardı, o da güzel. Yine dondurulmuş sebzeler. 1 kilosu 1.59. Genelde o civarda. Burada balığı Türk marketlerinden temin edebiliyorum. Yani fiyatı da çok yüksek olmuyor. Et civarında oluyor demiş size. Et 7-8 euro civarı burada. Nutella yine ortak ürünlerden.
750 gramlık nutella 4 euro. Bir de bal bakıyorum. Bal da yine çiçek dolu. Yani bal 2.89 gibi gözüküyor. Ve çıkmadan son olarak buradan genelde satın aldığım zeytini göstermek istiyorum. Bu Marmara Birliği'nin X-Small olarak geçiyor ama 500 gramlık orta boy gibi bence. 500 gram 2 euro ücreti var. Konserve ürünler var burada yine. Salçayla ilgili genelde ev hanımları bilirler de erkekler koruyamaz salçayı genelde. Salça bozulur. Burada tüp şeklinde. Yani diğerini de bulmanız mümkün de ben genelde bunu tercih ediyorum. Kapağını kapattığınızda bozulmamış oluyor hava almayınca. Burada turşular da ayrıca bu görmüş olduğunuz acur deniyor galiba. Acur turşusu tatlı oluyor Almanya'da turşular. Diğerlerini de göstereyim. Diğerini mısır. Üçlü paket 1.29. Genelde genetiğiyle oynanmış, sağlıksız deniyor ama çok da lezzetli oluyor. Ben alışverişimi tamamladım. Bir ketçap alıp çıkıyorum.